Herhalde başlayabiliriz. Kaldığımız yerden bir mola verdik. Onun esmesini yapıyorduk Ozan Bey'le. Daha önce kenti kurduk. Bakalım sonunu getirebileceğiz mi 45 dakikada. Özetlemeye çalışacağım tabii ki. Biraz önceki tartışmalara girmiyorum. Yine konuşmanın sonunda soru gelirse yine onlara geri döneriz. Tabii ki doğal olarak artık kentin içerisindeki mimariden ve bunun yansımalarından biraz da bahsetmek istiyorum. Biraz önce konuştuk üzerinde 4. yüzyılda kurulan kent altında herhangi bir eski yerleşim yok ama biz çok iyi biliyoruz ki ünlü amiral Temistokles Atina'dan ayrılma zorunda bırakıldıktan sonra kent olarak Magnezya'yı seçer ve bu bölgeye gelir ve söylenen odur, biz onu arkeolojik olarak da tespit ettik. O dönemde hiçbir yerleşim yok yakında. Sadece şimdiki Helenistik döneme ait olan tapınağın altında bir ana tanrıça tapınağı vardır. Ve hatta kızını da o ana tanrıça tapınağına rahibe olarak verdiği bilgisi vardır. Tabii bu yine antik kaynaklarımız aktardığı bilgi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Ama 5. yüzyıla ait olabilecek bir tapınak kalıntısına ait fragmanlar yaptığımız çalışmalar sonrasında ele geçmiştir. Human dönemi yapılan çalışmalarda da bunun varlığı ispatlanmıştır somut olarak. Ama kime aittir veya hangi bölgeyle ilişkilidir o tapınak, tabii ki bunları söylemek çok zor. Ama 4. yüzyılda kent kurulduktan sonra çok hızlı bir şekilde mimari faaliyetin başladığını biliyoruz. Bugün en son noktada 2021-2022 yılında yürüttüğümüz Zeus Tapınağı çalışmalarını size anlatacağım. Zeus Tapınağı şimdiki bahsedeceğim Artemis Tapınağı'ndan daha erken bir tapınak olarak kabul edildi literatürde. Ki M.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısına tarihlenir. Yani bir 100-150 yıl sonra kent bir anda çok önemli bir noktaya gelir mimari açıdan. O tapınağın varlığını düşünürseniz. Ve şimdiki gördüğünüz tapınak da M.Ö. 220'li yıllarda şimdiki bulunduğu alanda Magnezya'da inşa edilmişti. Tabii bu tapınağın birçok özelliği var. İlk mitolojik özelliği hakkında biraz önce konuştuk. Ama en önemli özelliği Pseudipteros plan dediğimiz ve Helenistik dönemde yaygınlaşan ve bunun en iyi uygulayıcısı olan Mimar Hermogenes'in başyapı. Ünlü Mimar Vitruvius'un aktardıklarından şu anda size bunları söylüyorum. Pseudipteros planı olduğu, işte 8x15 ideal Pseudipteros planı olduğunu zaten biliyoruz ama ünlü mimar Hermogenes'indir. Hermogenes nasıl bir mimardır? Şöyle özetleyebiliriz. Vitruvius da zaten o övgüyle bahseder. Dönemin mimar sınavı kimse, Helenistik dönem mimarlar arasında Hermogenes de olur. Ve ustalık eseri Magnezya Artemis Tapınağı'dır. Çıraklık eseri ise boyut olarak daha küçük olan, periptaral düzende olan tapınak Dionysos'a ithaf edilmiş Teos'taki yapıtıdır. O da kalfalık veya çıraklık eseri olarak bilinir Hermogenes. En önemli özelliklerinden bir tanesi budur Magnezya Artemis Tapınağı'nın. Diğer bir özelliği, biraz önce kahve içerken sohbet ettiğimizde de konuştuk. Artemis tapınakları arasında değil ama İon düzeninde inşa edilmiş tapınaklar arasında Anadolu'nun 4 İyonik düzendeki tapınağıdır. Bunu tüm konuşmalarımda söylüyorum. Hani 1. 2. 3. 4. mü ya falan diye böyle insanın morali bozuluyor ama yani 100'e yakın İyonik tapınak var biliyorsunuz. Yani 4. büyük tapınak olmak önemlidir. Hocam lütfen bir sıralama yapabilir misiniz? Tabii ki. Hatta o sıralama zaten kendisini gösteriyor. En büyük boyutlu tapınak Anadolu için konuşuyoruz. Efes Artemis, Didim Apollon, Sardes Artemis, Magnezya Artemis. Ve farkındaysanız Anadolu'nun büyük 4 tane İyonik tapınağının 3 tanesi de Artemis'e ithal edilmişti sadece. Diğeri de Apollon'a ithal edilmiştir. Yani Anadolu'lu tanrıça ve tanrılar adına yapılmıştır. O da ayrı bir tartışmanın konusudur. Şimdi düşünsenize, hani biraz önce anlattık ya işte Menderes Nehri taşmış da onlar gelmiş de böyle bir kent kurmuşlar falan filan mı doğru? Yoksa bu kadar stratejik, bu kadar önemli olduğu biraz önceki anlattığımız tartıştığımız hikayelere bağlı bir kent tapınağı yapılmış olması mantıklı. Dönemin en ünlü mimarına tapınak yaptırıyorsunuz. Anadolu'nun
dördüncü büyük tapınağını yaptırıyorsunuz. Bu herhalde bir magnezyanın bir noktada bir tık daha önemli olduğunu gösteriyor bölge kentlerinde. Ve bunun da bir amacı olmalı. Zaten konumu onu gösteriyor bu tapınakta birlikte. Hemen hikayesine geçeceğim ama bunu bütün konuşmalarımda söylüyorum. 2021-2022'de biz ne yaptık? Daha doğrusu hani bunu üstüme almak çok ayıp olur. Geri alıyorum sözümü. Orhan Hoca zamanında kazılarını yürüttüğümüz bu tapınağın 2021-2022 yılında restorasyon projesini Sayın Bakanımıza sunduk. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza. Şu anda bununla ilgili destek bekliyoruz, ödenek bekliyoruz. Sayın Bakanımızdan bununla ilgili söz aldık, bakanlığımızdan söz aldık. Bunu yapabilmemizin sebebi de tapınağın batı cephesi olarak yorumladığımız Koraks Dağı'na bakan kısmın buluntusunun cephe mimarisine yansıması %75 oranındadır. %75 oran bu boyuttaki bir tapınak adına çok büyük bir orandır. Orijinal malzemenin elimizde olması. Restorasyon ilkelerine bağlı olarak da idealdir. Ve bunun olduğu yerde ayağa kaldırılmasına dönük projemizin önümüzdeki yıllarda paydaşlarımızla, destekçilerimizle hayata geçirebileceğimizi düşünüyorum. Bu da tabii ki Anadolu'nun dördüncü büyük tapınağında böyle bir uygulama, Akdeniz dünyasında arkeoloji ve mimarlık tarihi açısından bu boyuttaki ilk uygulama olacak. Çünkü şimdi hani hepiniz aklına Akropolis'teki Parthenon geliyor ama Parthenon kalıntıları yerindeydi büyük bir kısmıyla. Bu tamamen yıkılmış bir tapınağın tıpkı işte Celsus kitaplığı veya Tetrapilon gibi, Afinisya'daki Tetrapilon örneklerinde olduğu gibi onlardan daha büyük boyutlu bir proje ayağa kaldırma projesini gerçekleştirmiş olabileceğiz. Gerekli bütçeyi bulabilirsek. Bu tabii ki bizim çalışma planlamamız ama Artemis Tapınağı'nın neden önemli olduğunu, kentin önemini gösteren bir diğer noktaya gelmek istiyorum. Biraz önce kuruluş mitosu ile ilgili Kitesis yazıtının bulunduğu noktadayız yine. Birçok yazıt bulunduğunu söylemiştim. Bunlardan bir diğer grup ise yine aynı noktada Batı Sudağı'da duvarlarda bulunmuş yazı grubu. Bu da festivallerin yazıtları. Bu şöyle bir şey. Zaten yine önemini çok ortaya koyuyor. Bir tanesinin sadece Türkçe'ye çevrilmiş halini gösteriyorum. Siz oradan okuyabilirsiniz. Ben anlatacağım şimdi. 80'e yakın yazıt ortaya çıkartılmış. 80 tane yazıtın hepsi ortak bir konuyla ilgili. Konu şu, M.Ö. 3. yüzyılda Magnezyalı elçiler Akdeniz dünyasının o dönemdeki krallarına gidiyorlar ve kentlerine gidiyorlar. O dönemdeki Helenistik krallar kimler var? Attaloslar var, Ptolemaioslar var, Antiyoslar var. Yani Suriye, Mısır ve Bergama. Ve diğer kentler var, adalar var. 80'e yakın merkezde elçiler konuşuyor. Şunu soruyorlar gittiklerinde. Artemis Leucophryne oyunlarını kabul ediyor musunuz? 80 tane kent ve kraldan gelen 3 kral ve diğerleri kent olmak üzere yanıt şu. Aşağıdaki Atlas örneğinde olduğu gibi. Evet, biz Artemis Leucophryne oyunlarını kabul ediyoruz. Dönemin en ünlü oyunlarından bir tanesi olan Delphi'de gerçekleşen Apollon Pütle oyunlarıyla eşdeğer olarak kabul ediyoruz. Ve işte yazıtların isimlerini ve hangi kentlerden geldiğini görüyorsunuz kral isimleri dışında. Krallar Birleşmesi özel olarak şunu söylüyor. Biraz önce Atlamos yazısında vardı. Kendi sınırlarımız dahilindeki bütün kentlere de bunu kabul ettiriyoruz ve para veriyoruz. Muazzam bir kabul yazısı. Ve hepsinde de şu geçiyor. Pütyo oyunlarıyla eşdeğer, müzik, cinnatik ve iplik içerikli festivalleri onaylıyoruz. Yine bunlar böyle sözde söylendiği zaman basit gibi geliyor ama antik dönemin çok önemli bir olayıydı. Yani o dönemin en önemli oyunlarından biriyle eşdeğer bütün Akdeniz dünyasının kentlerinde bunu kabul ettiriyorsunuz. Ve işte Pütyo oyunlarıyla birlikte anılmasını sağlıyorsunuz. Pütyo oyunlarını biliyoruz Delfi'de kutlanan. Pütyo oyunları da çok ilginç. Muhtemelen zaten o eşdeğer sunmanın sebebi de ondan dolayı Pütyo ve Apollon seçildi. Belki kuruluş mitosuna gönderme yapıp Delphi'nin önemi vurgulanmak istedi. Hangi nedenle olursa olsun.
5 gün gerçekleştiğini biliyoruz. Pütüye oyunları. Neler yapılıyor diyoruz. Ve magnezyada da biraz önce söylemiştim. Daha doğrusu üzerinde konuştuk, yazı vardı. Jimnastik, hiplik ve müzik yarışmalarının olduğu da zaten yazıtlar da geçiyor. Pütüye oyunlarının da en önemli 3 oyunu olur. Birinci gün Pütüye oyunlarını söylüyorum. Kutsal alanda öncelikle 3 kurban boğa, keçi, koç kurban edilir. Daha sonra 100 kurban kesilir. Bu 100 kurbanı Magnezya'ya gelenler çok iyi bilir. Magnezya'da 100 tane kurbanın kesildiğini arkeolojik olarak ispatladığımız 3-4 kentten bir tanesidir. Kurban halkalarını hatırlayın. Kurban kesme alanında, Sulu alanında. Klaros'ta vardır Anadolu'da, bir de bizde vardır. İkinci gün doğal festivalde işte kurbanlar dağıtılır. Üçüncü gün ise yazıtlarda geçtiği gibi, Pütya'da bizde olduğu gibi müzik, jimnastik ve iplik oyunlar gerçekleştirilir. Ve bakın, sirkülasyona bakın, biliyoruz Delphi oyunlarının ne zaman gerçekleştiğini, hangi ayda ve nerelerden bir sirkülasyonun geldiğini biliyoruz. Peki, yazıtlarda söylenen bu şeyler doğru mu? Yine şüpheyle bakmamız gerekiyor. Kent planına baktığımız zaman, 4. yüzyılda kurulan kent planına, evet hipodamik kent planı ama sanki Artemis, Leuka, Phryne oyunlarında geçen bu 5 kul üzerine düzenlenmiş. Şimdi, birinci gün, 100 kurban ve kurbanların kesileceği alan Artemis kutsal alanı. Bu kurbanların kesildikten sonra kent alanında yürüyüş ve paylaşımcılara verilmesi de hem kutsal alanı orada hem Artemis kutsal alanı birçok mekan bulduk bunlaydı. Üçüncü gün, müzikal yarışmalar, kentin tiyatrosu. Ve biz şunu çok iyi biliyoruz yazıtlardan. Magnezyalı müzisyenler çok ünlüdür. Ve tiyatro kazılarında Human dönemi yapılan çalışmalarda birçok heykel anıtı bulunmuştur. Ünlü müzik yarışması kazanan Magnezyalı isimler bilinir ve anıtları vardır. Dördüncü gün, jimnastik yarışmalar dediğimiz koşu, güreş, pentatlon gibi yarışmalar. Magnezya'da iki tane jimnazyon vardır. Jimnazyon hamam kompleksi ve palestra boyutlarına baktığınız zaman neredeyse agora kadardır boyutları görüyorsunuz. Ve bu iki yapı kompleksi de yine dördüncü gün gerçekleştirilen yarışmalar, jimnastik yarışmalar için yeterlidir. Beşinci gün ise hocamızın son yıllardaki yaptığı çalışmalarda ortaya çıkardığı, gün ışığına çıkardığı Magnezya'nın en çok sevilen, görülen, görünmek istenen yapılarından biri olan stadyum yapısı da at yarışları ve araba yarışları yani hippik oyunlar için yeterlidir. Düşündüğünüz zaman, planlamaya baktığınızda, öne çıkan yapılara baktığınızda gerçekten de yazıtta geçen bilginin doğru olduğunu kanıtlayabiliyoruz. Ve 5 günlük bir yarışma. Düşünsenize. İtalya'dan, Mısır'dan, Yunanistan'dan, Anadolu'nun birçok kentinden, krallıklardan 5 gün boyunca Magnezya'ya geliyorlar. Niye lokasyonunun böyle olduğunu, neden Artemis Tapınağı gibi büyük bir yapının burada dikildiğini biraz daha iyi anlayabiliyoruz herhalde bu şekilde. Gelin isterseniz bu hippik yarışmaların yapıldığı stadyumu biraz kısaca tanıtalım, tanıtmaya çalışayım ve oradaki hippik yarışmalarla ilgili bilgileri anlatmaya çalışayım. Tabii ki dediğim gibi son yıllarda yapılan kazılardır. En son geldiğimiz nokta, hepimizin gezip gördüğü noktasında Kerkislerin ve Sfendon'un durumu. Biraz sonra bahsedeceğim yapı. Tabii ki burada yine oturma sınırları gözükmesine rağmen kazılar tam olarak bitirilememiştir. Ama çok yüksek bir toprak tabakası yok. Daha öbür alanlardan basit bir çalışma takvimiyle tamamıyla açılabilecek durumdadır. Çok özel detayları vardır. En önemlisi podyumlarındaki kabartmadır. Herkes şimdi tabii stadyum diye konuştuğum zaman doğal olarak Anadolu diğer stadyonlar aklınıza geliyor. İşte Afrobüsas, Efes görüyorsunuz. Oralarda bunu da göremezsiniz. Podyumlarda kabartmaları olan Anadolu'daki tek stadyum yapısıdır. Ve kabartmaları çok anlamlıdır. Hepsi bir araya gelince daha iyi algılıyorsunuz. Orada görmeniz zor oluyor. Her kerkiste beşli gruplar halinde bir tematik bir sunum vardır şemaya bağlı olarak. Merkezde şimdiye kadar ortaya çıkartılanlarla anladığımız bir tanrı veya tanrıça. Bakın burada ikonografisiyle bir Mars. İkonografisiyle bir Hermes. Buradaki
amforayla, nikelerle bağlı olarak muhtemelen burada bir Athena ve ona bağlı olan diğer kabartmalar. Ama öyle bazı kabartmalar var ki burada yapılan oyunların ne olduğunu bize simgeleyecek şekilde işte 11. Kerkis'teki kabartmalar. Bakın iki tane dörtgen bir betimleme. Bununla ilgili son yorumumu söyleyeceğim. Daha bugüne kadar yorum yapılmamıştı. Yani taze bir yorumdur. İki tane de kabartma. Diğerlerine göre daha alçak kabartma ama anlamları ne? Biz biliyoruz ki at yarışları ve araba yarışları yapıldığı sırada, ki bugün de öyledir biliyorsunuz, araba yarışları, at yarışları da öyle. Yani bir saatlik yarışmalar değildir. Sabah başlar, akşam devam eder. Özellikle at yarışları işte yarımşar saat arayla yapılır. Ki pistin, ki bugün bile öyle bir şey yoktur. Pistler daha hızlı şekilde toparlanır. Koşu yapıldıktan sonra pistin düzenlenmesi gerekir. Antik kaynaklar antik dönemdeki at yarışlarında onu söylerler. En zor işte o pistin, kum pistin temizlenme durumudur. Doğal olarak bütün güne yayılan bir organizasyondan bahsediyoruz. İlk güne yayılan. Doğal olarak oraya gelen seyircileri sizin akşama kadar aktif tutabilmeniz için organizasyonu genişletmeniz gerekir. Ve yarışlar arasında da bazı yarışmaların düzenlendiğini biz duvar resimleri, mozaik ve diğer ufak obje betimlemelerinden biliyoruz. Onlardan bir tanesi kanlı boks. Ya oradaki kabartma, şu görüyorsunuz iki tane kulakçık gibi gözüken aslında boksörlerin o öldürücü darbeyi vurmaları için yapılmış metal veya taş aksamlar eldivenlerdeki. Yani bir çift eldiven görüyorsunuz ve onu betimleyen mozaiği görüyorsunuz. Diğeri ise dairesel bir betimleme. Yine İstanbul'daki Büyük Saray mozaiğinde hipodrom betimlemesidir bu. Spina'nın etrafında yani pistin etrafında koşan çocukları betimleyen bir betimlemeyle karşılaşırız. Bildiğimiz çember oyunu. Aslında burada betimlenen, bu renk üzerinde betimlenen aynı şey. Çocukların, belki de daha gençlerin yaptığı bir yarışmanın da at yarışları ve araba yarışları arasında düzenlendiğini anlıyoruz. Bunu niye söyleyebiliyorum? Bir daha söylüyorum. Bu betimlemeler, biraz önce gösterdiğim betimlemeler hep at yarışları ile ilgili betimlemeler. Bu at yarışı mozaiğidir. Bir diğerleri, bu işte bir çift eldiven çemberin ortasındaki bildiğiniz bir atlar için, atların su içmesi için, banyo yapması için yapılmış bir yalaktır bu. Yani insanlar kullanamaz bu zaten. Ve diğer kerkiste, Stendura'nın ilk kerkisinde ise bu sefer göstere göstere iki atlı, iki atın çektiği bir arabacı ve arabası ve atıyla birlikte bir jockey'i görüyorsunuz. Diğer büyük ve en önemli veri. Yine mozaiklerde ve betimlemelerde bunu görüyoruz. Stadyumun hemen kuzey bölümüne yerleştirilmiş bir yapı. İlk algıladığınızda giriş yapısı gibi gözüküyor ama stadyumla şu noktalarda organik bir bağlantısı yok. Bu nedir biliyor musunuz? Yine at yarışlarında, bugün de öyledir, o bir yapay traktörle taşınır. Metal bir aksamdır. Starting box denilen bir şey vardır. Atların aynı anda çıkışını sağlamak adına metal kapaklar bir mekanizmayla aynı anda açılır ve atlar çıkışını yapar. İşte mimari olarak, mimari detay olarak bu postamentlerle payeler arasındaki boşlukların sebebiyle, hepsinde gördüğünüz bu yuvaların sebebiyle bunun bir starting box olduğuna dair ipuçlarıdır. Ve bugüne kadar yanıt vereceğim. Evet, söz hakkı ver. Pardon. Sesiniz gitti. Ops, okey. Teşekkürler. Düştü mü yoksa? Ses kaçtı. Gelmiyor herhalde değil mi? Mikrofondan gelmiyor en azından. Sesimi yükselsem duyabilir miyiz? Evet, evet. Şu cihazı da kullanabiliriz isterseniz de ayakta duramayacaksınız. Yok, ben yükseltebilirim sesimi. Eğer duyuluyorsa... teşekkürler uyarınız için.
Yani kısaca bugüne kadar korunmuş, antik dönemden korunmuş bir starting box ile karşı karşıyayız Magnezya'da. Akdeniz dünyasında hiçbir hipodromda bu korunmamıştır. Sadece varlığı bilinmektedir. Bu da çok önemli bir veridir. Ve doğal olarak bu detaylara bağlı olarak biz işte starting box'ın rekonstrüksiyon halini görüyorsunuz. Tabii ki beşlidir bizde. Ünlü hipodromlar, İstanbul'daki hipodrom, Roma'daki hipodrom da 10 ve 12'dir sayı. Doğal olarak Magnezya'daki daha dar bir piste sahip. Ama 5 tane açıklığı var. O 5 açıklıkta saat yönünün tersinde çıkan atlar turunu atıyorlar. Daha sonra buraya bugün de yapılır o yapay bir sınırlayıcı yapılıyor ki tur burada da devam ettirsinler diye. Bu şekilde tur atıyorlar. Yaklaşık 189 metredir uzunlamasına pist. Ama tur hesabı yaptıklarını antik kaynaklardan biliyoruz. Belki de işte 150 metre deseniz belki 5 tur, 6 tur sonra yarışma birincisiyle birlikte son buluyordu. Var mı bununla ilgili sorunuz? Bu Magnezya'nın Artemis de Ecofriere festivallerinin 5. gününün organizasyonunun geçtiği yapıyla ilgili. Ha, söz vereceğim. Bunun detayını söylemeyi unuttum. Ya biz bunu nereden anlıyoruz? Belki sadece Magnezyalılar burada oturup bu yarışmayı izliyor. Şu anda son yaptığımız çalışmalarla üst kabeye de bulunmuştu. Buradaki rekonstrüksiyona geçmedi. Burada bir kabeye daha vardır. 40 bin kişilik bir yapıdan bahsediyoruz. Yani Efes'in Roma dönemindeki nüfusunu size en çok gelen sorudur değil mi? Yani ne kadardır kentin nüfusu? Sizin verdiğiniz yanıt da bellidir. 40 bin kişilik bir yapı işte böyle bir organizasyon için yapılmıştı. Doğal olarak Magnezya'da beklenen nüfus Enesit dönem için zaten Platon'un da önerdiği şekilde 5040 sayısıdır. O da vatandaş sayısı hadi sağıyla soyuyla beraber 6000-7000 kişidir. 40 bin kişilik stadı. İşte bu organizasyonun ne kadar büyük olduğunu, neden böyle bir kavşağın seçildiğini, neden Artemis tapınağı, 4. büyük İyonik tapınağı burada yapıldığını, neden geldi ses herhalde neden Hermogenes yani dönemin en ünlü mimarına bu tapınağı inşa ettiğini anlayabiliyoruz. Buyurun siz bir soru soracaktınız. Evet soracağım. Aslında son birkaç cümlenin sorumu da daha net bir hale getirdi. Dolayısıyla yaklaşık 35 bin kişilik bir misafir. Doğru mu? Ortalama 5 gün olduğunu farz edersek evet. Ortalama bir haftalık bir konaklamadan bahsediyoruz. Ve Magnezya'da yine verilen ölçülere göre muhtemelen bu sayı ağırlayabilecek ölçüde bir şehir değil. Bu insanlar nerede konaklıyorlardı? Trelles, Efes ya da Milet gibi şehirlerde de konaklayıp günübirlik ziyaretler mi yaşıyorlardı? Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Var, vereceğim. Başka soruları da alayım ona göre. Vardı herhalde bir el kalkmıştı. Var mı? Yok. O zaman neden bugün kahve arasında şöyle geleyim. Bana yine gelen sorulardan bir tanesiydi. Neden Platon'un söylediği Magnezya'nın siz Magnezya olduğunu düşünüyorsunuz sorusunu tartıştık kahve içerken. Bakın Platon bununla ilgili ne diyor? Bu sorunun da geleceğini biliyorum. Yani konuştuğumuz gibi iyi pas attınız. Tam zamanında sordunuz. Bir saniye o Platon'un yazısına geleyim. Bakın ne diyor? Bir kere şunun üstüne durayım. Devlette jimnastik ve müzik alanlarında kapsamlı bir eğitim programı olmalıdır. Tesadüf geliyor mu size? Bu eğitim çok küçük yaşta başlar ve asıl amacı yurttaşlara doğru ahlak ölçüde kazanmak, onları yasalara uygun tutmak, yaşayacak biçimde yetiştirmektir. Ölçüde korumak, gençlerin önüne konan edebiyat, müzik, sanat eserleri dıt dıt dıt. Jimnastik ve müzik. Bir. İki. Bir saniye. Yokmuş bu da meğerse ben uydurmuşum.
köylerle ilgili bir şey vardı, onu eklememişim. Siz oradan yine bulmaya çalışın. İdeal kentin açıklamasında ayrıca 12 tane köy kurulmasını ister ve söyler. Ve bunların da çiftlik sahibi, yani çiftliklerin olmasını söyler. Bunun yanıtı şu aslında, buna gerek bile yoktu da. Şimdi Magnezya'nın sur içerisindeki ölçüsü yaklaşık 5500 dönümdür. Büyük bir rakam aslında. Ama bu tip organizasyonlar veya normal yaşantı için, biz biliyoruz ki kentlerin hinterlantı surla çatı sınırlı değildir. Köyleri ve mahalleleri olduğunu biliriz. Tıpkı bugünkü olduğu gibi. Çünkü bir zirai alana ihtiyaçları vardır. Ve bunun en güzel yanıtını biz antik kaynaklardan alıyoruz. Milattan önce 2. yüzyılda, belki sizler de biliyorsunuzdur bu bilgiyi, Magnezya milletle savaşmıştır. Niye olduğunu biliyor musunuz? Sınır yüzünden. Bu ne demek biliyor musunuz? Magnezya'nın sahasıyla milletin sahasının bir yerlerde çakıştığı, yani 5000 dönümün üzerinde olduğu. Bu soru çok geliyor. Her bu konuşmayı yaptığımız zaman herkesin aklına geliyor. Bu 50.000 kişi nerede kalıyordu? Bence günübirlik gitmeler olacağını zannetmiyorum. Kentin yakın çevresindeki bu tip köy, kasaba yerleri belli ölçüler orada ağırlanıyordu. Üst düzeylerse kentte ağırlanıyordu. Öyle olmalı. Ama buna dair bir veriyi bulabilmemiz herhalde imkansız. Bütün sahanın içerisinde bu detaya ulaşmamız gerekiyor. Bir veri daha belki yine bununla ilgili, yani bu kadar kişinin geldiğini gösterecek şekilde Efesliler, Milettiler, Sümürnalılar diye, hatta Efeslilere bir dilim kerpiç ayrılmıştır. İşte Sümürnalılara, Milettilere belli oturma grupları ayrılmıştır. Yani oradan bu katılımların sağlığa geldiğini bilebiliyoruz. Ama git gelli mi, kalmalı mı o konu hakkında sadece çevre köylerde ve kasabalarda olabileceğini düşünüyorum. Geçici sahaların kurulduğunu tahmin edebiliriz. Evet, var mı başka ekleme yapmak isteyen? Hocam, Roma dönemindeki nüfus ne kadardı? Efendim? Roma dönemindeki nüfus ne kadardı? Magnezya için mi? Bildiğiniz bir şey yok. Yani şöyle bir şey, şimdi bu yapı zaten milattan sonra 1. yüzyıl en erken mimari aşaması olarak bilinir bizde. Konuştuğumuz yapı Helenistik yapı değildir. Ve Magnezya eğer işte Platon'un önerdiği şekilde bütün ona bağlı olarak bir kurgulanma yapıldıysa 6000-7000 ise Helenistik dönemde herhalde de en fazla 10.000-15.000'dir. Yine Roma döneminde maksimum. Yani bu nüfus sayılarının üzerinde konuşmak gerçekten çok zor. Çünkü o hinterland'ı düşünmeden konuşmak yanlış olur. Yani Aydın merkezde kalanlarla Kuşadası'nda kalanları ayırmamak gibi bir şeydi yani. Başka var bir soru? Yeşiller, mavilerle ilgili bir bilgi var mı? Yeşiller, mavilerle ilgili bir bilgi yok. Yani bu yeşiller, maviler biliyorsunuz yarışma grupları, yani takımlar. Ama Magnezya'da yarışmalarda kimler? İlk başta yeşiller, maviler, kırmızılar, sonra beyazlar dahil edilir belli bir dönemden sonra. Kimler vardı onu bilmiyoruz. Onunla ilgili net bir şey yok takımlarla ilgili ama işte Efesliler, Milettiler falan gibi isimler gelince bence yeşil mavilerden öte kentler üzerinden dönen bir olimpiyat veya yarışmanın düzenlendiğini düşünüyorum. Tabii sadece düşünce. Hocam hipodemik plan dedik ama bakıyoruz Artemisyon'la Agora birbirine tam gelmiyor, çapraz geliyor. Onun bir nedeni var mı? Tapınağın korunumlar ötürü mü? Var. İki nedenle açıklayabiliyoruz. Yani Artemis kutsal alanının kuzey-güney doğrultusuna uymamasını iki nedenle açıklayabiliyoruz. Bir, altında 5. yüzyılda ait olduğunu söylediğim bir tapınak vardı. Biliyorsunuz eski tapınakların kalıntıları temel olarak kullanılarak öyle bir üste yansıması olur, rotasyonla. Birinci olasılık o olabilir. Ama ikinci olasılık ise Orhan Hocamızın bu konuyla ilgili bir teorisi vardı. Bu epifani ile ilgili olan teoridir. Biliyorsunuz Magnezya Artemis Tapınağı'ndaki alınlıktaki kapı açıklıkları yılın belli dönemlerinde içerideki Kürt heykelini aydınlatmak adına kullanılan mimari detaydır. O dolunay ışığının içeri yansıtılabilmesi için doğal olarak rotasyonda bir 23 derece 23'e 7 güneye sapma yapmışlardır diye de bir teorisi vardır. Yani o gökyüzüyle de ilişkilendirilebilecek bir durumdur. İkincisi daha mantıklı. Evet, tabii ki. Yani o yoksa alttaki altyapı planı her zaman değiştirilebilir ama ikincisi dediğiniz gibi daha mantıklı geliyor. Başka bir soru var mı?
Yoksa hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada soruları almış olduk. Kısacası Artemis festivalleri üzerinde konuştuk. Ve doğal olarak son konuşmanın da sonlarına gelip artık soru yanıta da geçmek de istiyorum. Zaten planlamaya göre de gidiyorum. Biz tabii ki Korhan Hoca zamanında Artemis Kutsal Alanı, stadyon ve kentin tiyatro olarak isimlendirilen ama hiçbir zaman bitirilmemiş tiyatro planlı yapısı üzerinde çalıştı kendisi. Biz de onunla birlikte çalıştık. 2021 yılında biz bakanlığa yeni ekip olarak başvurumuzda 5 yıllık bir çalışma planı verdik. Bu 5 yıllık çalışma planımızın en büyük projesi işte bugün de çok beğendiğim Kutsal Ağa olayıydı. Çünkü Artemis Kutsal Alanı aslında eğer arkeolojide şöyle bir şey yapmak gerekir. Biz eleştiririz ama ben eleştirenlerdenim ve şimdiki anlattığımdan dolayı da yapmadığımı düşünüyorum. Çünkü kazı yapmak arkeolojinin ana hedefi değildir. Kazı metodolojisi arkeolojinin sadece yöntemlerinden birisidir. Bir soru sorarsınız, o sorunun karşılığında gerekirse kazı yaparsınız. Şimdi Magnezya 35 yıldır kazılan bir kent. Biz şimdi şu dakikaya kadar sizle birçok soru sorduk. Ve birçok şeyin üzerine odaklandık. Benim de hedefim şuydu, kutsal alanı seçmekle ilgili. Biz Artemis kutsal alanı ile ilgili hoca zamanında çalıştık. Yeteri kadar elimizde bilgi var. Beşinci gün oyunların gerçekleştiği stadyonla ilgili çalıştık. Oranın mimarisi ile ilgili detaylı bilgiler elimizde var. Ama bu bilgilerin çıktığı, yazıtların bulunduğu, ikinci büyük kültün tapınağının yer aldığı ve Artemis festivalleriyle bütünleşik olduğunu bildiğimiz, Artemis kutsal alanıyla da zaten bütünleşik olarak inşa edilmiş olan kutsal agora bu sorularımıza yanıt bulabilecek şekilde miydi diye yola çıktık ve bunun için bir proje hazırladık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde burayı kazacağız. Ve buradaki slide çok güzel bir slide. Bazı meslektaşlarım bütün konuşmalarımda bunu söylüyorum. Herkes şey yapıyor, kim acaba diyor ama bir kimler olduğunu biliyorum ama bunu söyleneceğini de bile biliyorum, şimdi söyleyeceğim. Ya Görkem Hoca zaten Almanların kazdığı yeri kazıyor. Bu beyaz lekeli olan yerler Alman hükümetinin 1890'lı yıllarda Agora'daki yaptığı kazıları gösteren yerler. Agora 26 bin metrekaredir dostum. 26 bin metrekare yani 26 dönüm. Bu açılmış bir su kanalıdır. Şurada gördüğünüz noktalar var ya, sözde sondajdır. Bununla ilgili de yapıldığına dair hiçbir bilgimiz yok. Sadece planda göstermişlerdir. Yani çalıştıkları alan, yoğunluklaştıkları alan şurasıdır. Bu noktada çalışmışlardır. Ve Zeus toplumlarında. Onun dışında Agora ile ilgili hiçbir şey kazmamışlardır. Ve bu yaptıkları çalışmalarda, bakın bu Berlin Kraliyet Müzesi'nin arşivleriyle Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivlerinden alınmış fotoğraflar. Bakın o alanlardaki yaptıkları kazıların ardından buldukları mimarinin sağlamlığına bakın. Bakın bir duvarın önündeki yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir duvarın bir heykel olmuşlar. Bu yazıtları buldukları alanlar burası. İşte meşhur Zeus Tapınağı'nın kazdıkları nokta da bu kadar. Ve bütün yazıtları da burada bulmuşlardı, büyük bir çoğunu. Buldukları heykeller, onda birini kaybettik. Bu heykel gruplarının hepsi Agora'da çıkmıştı ortaya. Ve ünlü Zeus Tapınağı'nın kült heykelinin iki parçası da yine oradaki kazılarda ortaya çıkmıştır. İşte biz bu kadar önemli olan yapının, kompleksin, 26 dönüme yayılmış olan bu kompleksin tamamını açmak adına yola çıktık. Ve ilk çalışma sahamız olarak, doğal olarak noktası, alanı bilinen ve bizim de saptamasını yapabileceğimiz Zeus Tapınağı'nı seçtik. 2021 yılı Ekim ve Kasım ayında bu çalışmaları başlattık. Bakın, Zeus Tapınağı'ndaki ilk açmamız. Ortaya çıkardığımız bloklar. Geçen sene bu noktaya kadar getirdik kazılarımızı. Bu sene çalışmaya devam ettik. Hatta bizim afiş fotoğrafımızda da Zeus Tapınağı'nın en son fotoğraflarından birini seçmeye çalıştım. Ve Zeus Tapınağı, Karluman dönemi kazılarının arkasından daha fazla buluntuyla birlikte
tamamıyla ortaya çıkardım. Bu büyük bir başarıydı. Ekibimle birlikte yaptığım. Çünkü 4 metrelik bir dolgu var. 4 metrelik dolguda doğal olarak kazı yapıyorsunuz. Kazma kürekle kazı yapıyorsunuz. Onun için zordu ama başardık ve bunun sonucunda en son yaptığım çalışma, eminim birçoğunuz görmedi çünkü bunlar çok yeni noktalar. Hatta şu çalışmayı geçen hafta tamamladık. Berlin'de bu tapınağın her mimari elemanından birer tane orijinal olmak üzere Almanya'ya götürülmüştü o dönemde. Ve birebir imitasyonu Berlin Müzesi'nde o günden itibaren sergilenmeye başlamıştır. Orijinal yüksekliğiyle. Biz yaptığımız çalışmalarda şu mavi renkler tapınak alanında bulduğumuz orijinal parçalardır. İki cepheli bir tapınaktır biliyorsunuz. Hem prosopios hem diastinilantis. Yine biraz önce Artemis Tapınağı için söylediğimiz oran burada da geçerlidir. %75'e yakın elimiz. Ve bu sene şuradan çıkıp bakayım başarabilecek miyim? Ben konuşurken devam etsin. Evet, video yapmayayım. Devam edeyim. Bu sene bütün o mimari parçaları dışarı çıkardık ve 600'e yakın mimari blok envanterledik. Önümüzdeki sene bu blokların mimari belgelemeleri tamamlanıp umarım Berlin'de yapılan sergilemenin %75 orijinal parçasıyla birlikte Magnezya'da yapılması için restorasyon projesini sunacağız. Eğer destekte bulursak çok teşekkür ederim. Destekte bulabilirsek umarım yerinde o sergilemeyi herkesle paylaşmış olacağız. Tabii bu sene yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi, çalışma demeyelim de organizasyonlardan bir tanesi de bir konser organizasyonuydu. Hep birlikteydik, gelen dostlarımla birlikteydik. Orhan Hoca çok hayal etmişti böyle bir organizasyonu. Bana nasip oldu diyelim. Güzel bir caz konseri, güzel bir geziyle yaklaşık 400 kişinin üstünde bir misafiri orada ağırlayabildik. Bakın şurada 400 kişi var. Hatta belki 450 kişi var. O eski günlerine döndürdük Magnezya'yı. 40 bin kişiyi getiremedik ama 400-450 kişiyi getirdik. Ve bu da yine bu seneki yaptığımız güzel organizasyonlardan biriydi. Diyerek sizlere teşekkür edeyim. Umarım sıkmamışımdır. Hem son çalışmaları anlatmak istedim hem de Magnezya'nın biraz böyle bilinmeyen hikayeleri üzerinde konuşmak istedim. Tekrar Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum davetin için. Eğer Zeus Tapınağı için konuşuyorsak gerçeği söyleyeceğim. Ve rakamları da söyleyeceğim. Bunun çalışmasını ön çalışmasında yaptık. Zaten böyle bir çalışma bütünüyle yapılması gerekecek. Yani Selinas ile birlikte yapılması gerekecek. Eğer gerekli bütçe olursa biz bunu 3 yıl içerisinde makasla açacak üstüne geliriz. Yani 3 yıl içinde dediğim 2023-2025 arası. Artemis ne kadar hocam? O tabii ki 5 yıllık bir proje olarak düşünülüyor. Ama bütçeleri söyleyebilirim. Yani rakam söylemeyeyim. Yani söyleyeyim. 3 yıllık bir proje değil mi? 15 ila 20 bin milyonluk bir yıllık bütçeyle yani 50 milyon 60 milyona bu tapınağı yerine görebilirsiniz. Artemis Tapınağı'nı da ona göre düşünülmüş. Evet buyurun. Soru vardı herhalde. Buyurun. Yani orayla ilgili arka planla yani Zeus'un tapınağını geçtikten sonra oradaki alanda bir çalışma olacak mı? Tabii ki dediğim gibi yani aslında Zeus Polis sadece bir ön başlangıç projemizdi. Biz şu anda hedefimiz şu önümüzdeki sene açılmış olan şu alanı açmış durumdayız. Buraya bağlamak artık bu salonundan siz yürüyerek oraya geleceksiniz. Önümüzdeki sene o kesin olacak zaten. Ondan sonra da restorasyon projesine paralel olarak bütün Agora'nın hepsini açmak. Yani bir Artemis kutsal alanını kadar daha alan, tabii bu alanı açmak derken ya işte ne güzel açalım diye değil, biraz önceki sebeplerden dolayı. Çünkü birçok verinin olduğunu biliyoruz orada. 5 yıl içerisindeki kazı programımız da burası olacak. Yani önümüzdeki hedef Agora olacak. Buyurun. Hocam siz Zeus kutsal alanının %75'e yakın olan orijinal parçalarını elimizde dediniz.
Berlin'dekiler de dahil yanlış mı anladım ben? Hayır. O hepsi bizde, %75'i bizde. Berlin'de sadece birer tane örnek var. %75'i bizim elimizde. Yani şu anda sahada. Onları da dışarı çıkardık, belgelemek üzere. Buyurun. Hocam, Artemis Tapınağı'yla Susan Agora arasında bir yerdeki yazıtlar var. Onlar protokol yazıtları diye okumuşum ben. Evet, doğru. Topos yazıtları dediğimiz evet, yazıtlar. Evet. Şimdi şöyle bir şey, Artemis festivalleri sırasında veya daha sonrasındaki başka festivallerde de biz şu alanın, o topos yazıtları söylediğiniz alan buradadır. Bu noktada bir sıralama, bekleme ve kortejin Artemis tapınağından çıkıp Zeus tapınağına geçişine dair bir yazıt var ve bununla ilgili bir festival ritüeli var, biliyoruz. Bu daha sonra başka bayramlar içinde kullanılmış oldu. Yani o alan gerçekten de Artemis'te başlıyorsa, Artemis'te başlayan festivalin veya alayın diğer noktalara dağılışını sağlayacak bir protokol var. Topos yazıtları olarak. Orada yani bekleme sadece bekleme için değil, hani yürüyüş protokolünü mü gösteriyor? Evet, yürüyüş protokolü ve kortejin içerisinde yer alan grubu. Çünkü o muhtemelen korteji başlatan asıl grup, ki Artemis diye varsayarsak, oradan bir grup geliyor. Daha sonra o grup korteje katılıp diğer alanlara. Rica ederim. Hocam bu sağ alt tarafta o absitli bina ve onun önündeki binalar, onlarla ilgili... Hangileri? Burada mı? Evet, elinizin altında. Sola doğru gülerseniz absitli uzun bina. Absis, evet. Bunlar ama kazılmamış alanlar, sizi yanıltıyor bu koyu renkler. Ters renk gibi bakın. Evet. Burası yani şey bir yapı değil, kazılmamış alanın rengi. Anladınız mı? Yani şu beyaz alanlar kazılmış alanlar. Sanki burada bir apsis varmış gibi görüyorsunuz. Ters renk bakın dediğim oydu yani. Senin ucundaki binalar? Buradaki binalar şu. Teşekkür ederim bu soru için. Yine o burayı seçmemizin nedenlerinden bir tanesi. Bakın şurada Athena Kutsal Mekanı yazıyor. Şu mekan. Yine bunlardan bir tanesinde yine Hestia'ya adanmış bir mekan var. Burası Kutsal Agora olarak anılmasının sebebi zaten bu iki mekan veya burada ortaya çıkardığı mekanlarla sevgisi. Çünkü Kutsal Agora, Kutsal Agora'ya ısınmışlar. Biz şunu biliyoruz. Bakın burada iki tane mekan açmış. Yaptıkları kazıda hepsinin aslında mekana sahip olduğunu görebiliyoruz. Görüyorsunuz değil mi kapı açıklıklarını? Efes Tetragonos gibi bir şey mi orası? Aynen öyle. Burada da aynı şekilde. Bakın buraların arkası tamamen mekanlarla kaplı. Sadece iki tanesinde iki tane tanrıça için kutsal mekan bulmuş ve içinde o Athena Kutsal Alanı'nın mekanında 3 tane Athena heykeli var. Yani o mekanların sayısını düşünün ve içinden gelebilecek bilgileri düşünün. Evet, var mı başka soru? Yanıtlayabileceğim soru. Hocam şeyin adıyla ilgili Magnesia'nın etimolojik anlamı. Bir de o Etmeandrum, o zaman kullanılan bir şey yoksa arkeologların eklediği bir şey. Yok, Etmeandrum kullanılan bir şey. Hatta Ed Letaos'ta söyleniyor. Gümüşçay bizim o Meandrus'un bir parçası. O ad Meandrum'da bir sıkıntı yok. Etimolojisi olarak da hep sorulan bir soru. Nereden geldiğine dair. Yani bu magnezya, magnezyum, magnet etimolojik benzerliği daha sonra yaptığımız bir şey. Ama magnezyanın köken olarak nereden geldiğini söylemek çok zor. En erken veri işte Homeros'tan gelen o veri, yani Teselya'da böyle bir kent varmış. Ama anlamı neydi? Etimolojik kökeni neydi? Bilmek çok zor ama ya bazı araştırma için Ma kökeninde Tanrıça Ma'ya kadar gitmeye gelme. Yani bir şeyleri bağlayabiliyorsunuz ama somut bir şey söylemek çok zor. Buyurun. Tam da bu nedenle aslında bu sormak istediğim şeyi sorup sormamak konusunda tereddüt etmiştim. Daha önce okuduğum bir kaynakta işte topraktaki magnetik etkiden dolayı insan vücudundaki işte kanın içerdiği demirle etkileşim halinde olmasından dolayı insanlarda psikolojik problemler yarattığına dair bir hikaye okumuştum. Bu da demek ki bizim kurduğumuz hikayelerden biri mi? Buna dair bir şey bulundum. Psikolojik sorunlar yarattığına dair bana oldu mesela magnezyada. Yani eğer onu soruyorsunuz. Şaka yapıyorum. Yani şey demirle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bizdeki mesela işte Gümüşdağ'ın ismi aslında içindeki demir madeninden geliyor. Orası eskiden kurşun madeniymiş. Osmanlı zamanında birçok noktada da ocak varmış. Sımpara mı?
Zımpara, aynen. Kurşun diyorum, zımpara madeni. Doğal olarak onların hepsinin içerisinde demir var. Bu tabii ki kentin bu genel şeyine yansımış durumda topografisi ve coğrafyasında. Ama bunun etkisiyle ilgili bir şey sorayım. Çok zor, o sonradan belki üretilmiş bir hikaye. Yani çok saçma bir ilişkilendirme olmayacak ama belki buyurun. Lunatik, yani psikolojik demek ya, lunatik, delilik anlamına geliyor. Şimdi Artemis'in de Yunan'la ilişkilendirilmesi ya da Ay Tanrıçası vesaire vesaire. Çok zorlama. Çok zorlama. Yani baya zorlarız. Zaten yani. Soyut şeylere ulaşmak da çok mümkün değil. Tabii ki. Bize sonuç şey. Aynen. Ama yani gümüşün etkisi çok fazla. Ya şeyi ben araştırırken, bu tarihçeyi araştırırken yine hoca da yazmıştı. Ben de biraz derinlemesine girdim. Gümüşköy'ü biliyorsunuz. Bizim bir şeyimiz de Gümüşköy'e dayanır. Yani Gümüş Mahallesi'ne, eski Gümüşköy'e. 16. 17. yüzyılda orada bir gümüş ağı varmış. Yani daha 15-16. yüzyıla kadar bu gümüş etkisi hep devam etmiş. İşte Gümüşçay, Gümüşdağ, Gümüş Ağı. Yani o işte Leyu'dan gelen, Beyaz'dan gelen o köken daha sonra bir gümüşe ve belki dediğiniz etkilere dönmüştür. Ama hani dediğim gibi bunları somutlaştırmak çok zor. Teşekkürler. Var mı başka soru? Buyurun. Berberler nereden geliyor hocam? Bununla ilgili hoca zamanında bir araştırma yürütüldü. Efes, yani şöyle bir şey, Gümüşdoğan batı yamaçlarına doğru, yani Selçuk'a giden yamaçlarda ocaklar tespit edildi. Yani hepsi için değil. Hatta bir son bir şey, bunu da iyi sordunuz. Denizli'de Tripolis Antik Kenti var, biliyorsunuz. Tripolis Antik Kenti'de Bahadır Hoca bir stoa ağaçlı ve onun sütunlarının analizini yaptırdı. Denizli'de buldu. Aynı sütunlar, bizim stadyonda renkli sütunlar vardır ya galeride, onların da analizi yapıldı, ortak çıktı. Yani mesela bizim stadyonun üst galerisindeki sütunlar da Denizli'den gelmiş. Tabii ki o farklılık gösteriyor. Artemis Tapınağı'nın, Kutsal Ova'nın Selçuk tarafından geldiğini biliyorsunuz. Rica ederim. Başka soru? Biraz bir şey düşünüyorum. Alan bir şey. Batı tarafta bir güzel çeşme gibi ya da bir sokak gibi bir kazı yapıldı, sondaj yapılmıştı. O hiç konu edilmiyor. Onunla ilgili bir şey var mı? Hangi batı tarafta? Kutsal Ana'nın batısına doğru giderken. Kutsal kaynak olarak isimlendi. Bir de hani çeşme yapısı gibi, havuz gibi bir şey aşağıda. Tabii su ağlarının olduğu yerde. Evet, onunla ilgili. Yani su ağda bir çeşme olduğunu, ona dair bir gözük çeşme olduğunu biliyoruz zaten. Onun üzerindeki yazısı da belli. Hatta orada bir heykel de bulunmuştu ama küçük bir birim olduğu için hani doğal olarak hani söyleyecek çok şey var. Onlardan da tabii ki bahsedemem. Gündemde yok yani. Yok. Projede yok. Projede yok. Evet.